Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Yeni bir haftaya başladık. Bugün ayın 29'u Nisan ayındayız. 2024 yılındayız. Sıla yolu yavaş yavaş yaklaşıyor. Heyecanda tabii ki çoktan beri başladı. Günden güne büyüyor. Arkadaşlar benim görevim size en son yeni olan olayları, yollarda neler oluyor, neler bitiyor bunları size iletmek, sizi bazı konularda tabii ki aydınlatmak. Dün akşam araştırırken Sıla Yolu Avrupa Facebook grubunda bir gurbetçimizin başına ne gelmiş onu keşfettim. Arkadaşımız, gurbetçimiz e, Türkiye'den dönüş yapıyor. Türkiye'ye gitmiş ve şöyle bir olay yaşamış. Selam arkadaşlar, dikkatli olunuz. 19 Nisan 2024'te Türkiye'de dönüş yaptım. Burada 2023 yazmış, tarihi yanlış yazmış. Yalnız bu olay yeni. 19 Nisan 2024'te Türkiye'den dönüş yaptım. Nişten Beograd'a gelirken UMV'den benzin aldım. Arkadaşlar OMV güvendiğimiz benzinliklerdendir. Yani en az sahtekarlık orada yapılıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Maalesef OMV'de bu olay olmuş. Devamını hemen iletiyorum. Ödeme esnasında beni dolandırmaya kalktılar. Şöyle. Sade benzin aldım ve bana fazladan başka şeyler eklediğini fark ettim. Arkadaşlar tek benzin almış. Bu konuya biraz sonra detaylı gireceğim nasıl dikkat edebilirsiniz neler yapmanız lazım benzin aldıktan sonra arabadan sonra neler yapmanız lazım detaylı bu konuyu biraz sonra e, konuşacağız. Hemen itiraz ettim ve storna yaptılar ve tekrar sade benzini ödedim. Haftaya hesabımı kontrol edeceğim yani bankadan e, kontrol edecek kağıdını bekliyor. Siz siz olun hemen kasada kasa kağıdını kontrol edin. Arkadaşlar hesabı kontrol etmek için bunu gençler de bilir, bizden daha iyi bilirler. Aslında cep telefonundan hemen biraz sonra anında kontrol etme imkanlarımız var. Yalnız yurt dışında olduğu için Şöyle bir şey olabilir. Belki bankanıza göre, belki bu hesap bir gün, iki gün sonra gösterilebilir. Yalnız imkanınız varsa bakabilirseniz hemen orada daha arabaya geldiğiniz zaman hatta benzinliğin içinde bile e, kontrol edebilirsiniz. Yalnız Sırbistan'da internetiniz olması lazım. OVM'lerde wi bağlanabilirsiniz. 10 dakika serbest. Bunu biliyorsunuz. Herhangi bir şey değişmediyse 10 dakika serbest. Ama çoğu e, gurbetçilerimiz Sırbistan'a girdiği zaman birinci benzinlikten, ikinci benzinlikten bir SIM kart alıyor. 10-15 euroya ve bütün Sırbistan'da e, interneti oluyor bu konuda arkadaşlar en iyisi telefonu orada orada çalışan beyefendiye verin. Hemen size ayarlasın. Çünkü onların kendi dilinden yazdığınız için bazı yazdığı için bazı bir şeyler yapılması lazım. Beceremezseniz 10 euronuz boşa gitmiş olur. Şimdi arkadaşlar Sırbistan'da herhangi bir benzinlikte geldiniz. Benzininizi aldınız, mazotunuzu aldınız. Yapacağınız şeyler not aldım. Hiçbir şeyi unutmayayım. Bu konuda sizi gerçekten aydınlatmak istiyorum. Daha içeri girmeden yapılacak bazı şeyler var. Yalnızsanız muhakkak arabayı kilitleyin. İki kişiyseniz birisi arabada kalsın. Beraber içeri girmeyin. Arabanın yanında kalsın. Bakın ne olur ne olmaz. Çok olaylar oluyor. Bu haberler bize geliyor. Siz ikiniz ya da bütün aile içerideyken arabaya bir parmak atıyorlar. Oluyor. Benzin mazot ne kadar aldınız litresine bakın. Ve makbuzla bunu sonra karşılaştıracaksınız. Mühüm en mühim şey elinizden geliyorsa kredi kartıyla ödeyin. Biliyorum bize biraz yaşlı arkadaşlarımız, gurbetçilerimiz, abilerimiz kredi kartından azıcık kaçınıyor gibi. Ben de öyleydim. Ama artık bundan sonra devamlı kredi kartından ödeme yapıyorum. Neden? Sırbistan'da mesela Sırbistan'dan benzin aldın OVM'den. Onların kendi paraları olduğu için euroya çeviriyorlar arkadaşlar. Orada her seferinde 3 4 5 euro 6 euro üstüne bindiriyorlar kendi paralarından euroya çevirirken. Bu olaylar oldu mu? Oldu. Yoksa söylemem. Kredi kartından ödün. Yalnız kredi kartından öderken şifrenizi vereceksiniz. Muhakkak elinizle şifre verirken kapatın arkadaşlar. Neden? Kredi kartınızı kodunu kopya kredi kartınızı kökten kop, kopyasını çekebilirler. Bir kamerayla şifrenizi görebilirler. Siz çıktıktan sonra o biçimde internetten alışveriş yapabilirler. Oldu mu? Oldu. Kredi kartından ödediniz, şifreyi verdiniz. Size bir makbuz verecek. Arkadaşlar makbuzu muhakkak kontrol edin. Çok arkadaşlarımızın başına geldi. Affedersiniz lavaboya gittikleri için, tek kişi lavaboya gittiği için hatta ve hatta 10 euro e, istendi. Neymiş efendim? Servismiş. İtiraz edin. 10 euro çok. Ben İsviçre'de yaşayan bir adamım. Burada otobanlarda durduğum zaman, benzin aldığım zaman, lavaboya gittiğim zaman, ben ilk önce lavaboya giderim. Lavaboya gittiğim zaman bir euro, bir frank otomata atıyoruz. Bir makbuz geliyor. O makbuzla kasaya gidiyorsun. Benzininin mazotunu ödüyorsun. Oradan alışveriş yaptığın için o makbuzu verdiğin zaman senin ödeyeceğin fiyattan bir euronu düşüyor. Yani bedava. Sırbistan'da da aslında öyle ama bazı kurnazlar olduğu için 10 euro servis parası yüklendi. Bu haberler bize geldi. Geçen sene 5 euro zaten yüklendi. Arkadaşlar gurbetçinin başına gelmiş burada Facebook'ta bakarsanız Sıla Yolu Avrupa Bugün geldi bu alay 7 saat evvelsi geldi yani bu gece geldi bugünkü tarihten 29 Nisan bakarsanız Sıla Yolu Avrupa göreceksiniz arkadaşımıza ne yüklenmiş bir malboro görüyorum burada 840 bir de 10% komisyon gibi bir şey yüklenmiş kendi paralarından 551 841. Ondan sonra arkadaşımız itiraz ediyor. Benzin parası 8200.20 kuruş kendi paralarından tutuyor. Sırf o 8200'ü ödemesini yapıyor. Yani 1300 1390 kendi paralarından fazla ödemiş olacaktı. Yani 8200'lük para almış. 9.590 ödeyecekti, sonunda 8.200 ödüyor ve sonra da tabii ki kredi kartından da kontrol edecek. Arkadaşlar bunlar e, önemli püf noktaları. Bunları neden defalarca söylüyoruz? Biz e, 50 yaşında olanlar diyeyim, senelerden beri gittiğimiz için bu uyanıkların ne kadar uyanık olduğunu biliyoruz. O uyanıklarla biz de uyandık senelerden diyebilirim. Ama yeni yeni giden genç arkadaşlarımız var. Ee, hiç gitmemiş 30 yaşında 40 yaşında gurbetçilerimiz var. Gitmiş de devamlı uçakla gitmiştir. Bana yazıyorlar abi ilk sefer gideceğim. 20 seneden beri devamlı uçakla gidiyorduk. İlk sefer gideceğim. Allah razı olsun beni uyandırıyorsunuz. Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Yollarda herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa yardımcı olurum. Bana Instagram'dan arkadaş olun. Bozdogan1967. Bana oradan mesaj yazabilirsiniz. İletişimde iletişimde olabiliriz. Size elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Ne zaman yardımcı olamam? Çalışırken, kendim izinde olduğum zaman ama yoksa elimden geldiği kadar yardımcı olurum arkadaşlar. Bu haber Sıla Yolu Avrupa. Teşekkür ediyoruz. Sıla Yolu Avrupa. Ben bu unutmadan da söyleyeyim arkadaşlar. Ben bütün Sıla Yolu Facebook'tan gruplarına hepsine üyeyim. Hepsine neden? Bütün yenilikleri öğrenmek için. Kendim her gün Türkiye'ye gidip gelemem. Yani bu imkanı yok. Ama hepsine üyeyim. Onun için en son haberleri alıyoruz. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı haftalar. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın.